Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Allah'tan tek dileğim bu şu an. Arkadaşlar biliyorsunuz ben halı oldum. Allah benden razı olsun gerçekten. Halı olmak büyük bir şerefmiş. Gerçekten arkadaşlar şaka maka. Şimdi şeyi düşün. Normalde çocuğumuz, bebeğimiz 23 Nisan'da dünyaya gelecekti. Hani ben hep diyordum ki 23 Nisan tam böyle herkesin konuştuğu bir tarih. Ondan sonra hiç 14 Şubat, 15 Şubat'ta dünyaya geleceğini düşünmezdik. Hiç böyle. Bak ben her zaman Öznur'a diyorum ki, hani çevreye de diyordum yani Öznur erken doğurur, Öznur erken doğurur diyordum. Hani çünkü bir insana baktığında mesela hani o şeyi görebilirsin. Mesela nasıl diyeyim, şimdi yanlış anlaşılmasın. Yani demek istediğim çok farklı bir şey. Mesela Öznur çok besleniyordu. Çocuğu zaten maşallah şu an kilosu çok güzel. Hani ben Öznur'a dedim ki, Öznur bir de kilo almıştı. Tosun gibi olmuştu Öznur. Öznur dedim. Sen dedim bu çocuğu yani şimdi 7,5 aylık. 7,5 aylıkken bu kilodaysa doktorlar demiş ki 9 aylık 10 kilo doğardı. Allah'ım gül gül öldüm ben. Bayağı bir iyiydi yani kilosu falan. Boyunu bilmiyorum ama kilosu bayağı bir iyi. Ondan sonra biz düşünüyorduk. Bir de Öznur'un bir rahatsızlığı vardı ya, erken doğacağından tabii ki düşünüyorduk, şüpheleniyorduk. Ondan sonra ama bu kadar ve benim evimden gittikten sonra Öznur sürekli lavaboya girip çıkıyormuş arkadaşlar. Yani zaten lavaboya tabii ki de girip çıkman normal ama aşırı olması da normal değil, su kaybı. Öznur zaten hissetmiş. Ondan sonra bizde oturuyorlardı. Hiçbir şey yoktu. Bebek arkadaşlar soldaydı böyle. Böyle resmen şöyle oturmuştu adam. Böyle oturmuştu. Ben hissediyordum. Öznur dedim, kız ne oldu senin, sana dedim. Ne oldu bu şeyin, ne olmuş, göbeğine ne olmuş dedim. Abla çok ağrıyor falan. Ben dedim ki herhalde naz yapıyor. Öznur öyle kolay kolay naz yapmaz da. Bir de bunlar gitmişler dışarıda gezmişler, tozmuşlar. İlaç alıyor sanırım. İşte bir şeyler yemiş içmişler. Ben dedim kesin bunlar bir şey yedi. Özür zaten yediği zaman dururdu. Abartmazdı ama yine dedim belki abartmıştır. 14 Şubat. Yemin ederim bir gram aklımızdan geçmedi. Bak ben videoyu çekerken orada şey dedim. İçimden diyorum ama. Bebek arabası var ya. Şey yani gerçekten keşke bunu deseydim. Siz derdiniz ki Gülsüm kalbin çok temiz. Dedim ki Samet şey özür diyecek mi de Hasan'ın babası var diye demedim daha doğrusu. Diyecektim şimdi senin oğlan Miracı kıskanıp yarın gelmesin diyecektim. Çocuk beni duydu, içimi duymuş yemin ederim, bak böyle bir şey yok. Hani diyecektim ki Samet sen aldın, seninki kıskanıp yarın gelmesin. Hatta videoyu kapattıktan sonra biz burada içeride çayımı içerken ben dedim ki Miraç güzel kullansın sonra bizim bebeğe, yani biz bebeğimizin ismini iki isimden birini koymayı düşünüyorduk. Ben dedim ki Keramel'i kıskanmasın dedim böyle. Ondan sonra öyle dedim yani. Onu dedim ama ilkini demedim. Keşke deseymişim ya. Bazen böyle içimde tutmamam gerekiyormuş bazı sözleri. Neyse çocuğumuz çok sağlıklı. Çok konuştum yine. Aşırı sağlıklı maşallah. Doktor demiş mesela onun ayında, onun gününde, haftasında doğanlar çok aşırı zayıf. Oksijensiz, bu kendi nefesini kendi alabiliyormuş ama sadece küvezin içinde dur size bir şey söyleyeceğim, güleceksiniz, küvezin içinde hava oksijen geziyormuş. Neyse sabah şey akşam Hasan'ın babasına yani kayınpederime söyledim, dedim baba dedim doğumu almışlar şöyle böyle, babası da böyle yapıyor ve çocuk doğunca küvete koyarlar diyor. O zaman ben böyle ne diyor ki küvete diyor, küvete koyarlar. Allah'ım daha böyle öldüm. Sabahleyin de Feyyaz aramış. Ben durum yaptım arkadaşlar. İşte bebeğimiz oldu. Çok şükür diye. Feyyaz da diyor ki kümesi attılar mı diyor bebeği. Hani küvezi attılar mı demek istiyor. Kümesi attılar mı? Ben de yok derim. Veterinerler götürmüş dedim. Allah'ım ya. O da öyle dedi. Başka kim ne dedi? Başka bir espri daha vardı da. İsminin espri vardı ama bilmiyorum, unuttum ya. Vallahi birisi daha bir espri yapmıştı küvezle ilgili. Hasan'ın babası saat 9.30-10 biz uyanmışız. Ben ilk kez o saatte uyandım. Adamı kahvaltı hazırladım. Hayrıma kalkmışken dedim.
Hasan'ın babası, baktım telefonla benim babamı arıyor. Ne oldu? Sadık Bey, işte senin torunun oldu, artık benim torunumdan ilişkini kes, benim torunumla muhabbetini kes. Babam da böyle kalmış telefonda. Annem de arıyor tam. Kız, ben ne kadar çok hızlı konuşuyorum. Annem de bizi arıyor. Miracı özledim, Miracı göstereyim diye. Hasan da gelmiş, diyor ki anne, diyor, gerçekten seni tebrik ettim. Annem diyor, niye diyor, çocuğun oldu diyor, torunun oldu, Miracı unutmadın. Annem de, oy ben ona kurban olayım, ben onu hiç unuturmayayım. Ama benim oğlum da unutulacak bir çocuk değil ki. Uyanmış. Arkadaşlar uyanmış. Yatağın içinde kendi kendine böyle yapıyor. Şarkılar söylüyor kendi kendine. Yavrucağızım benim. Kurban oldum. Böyle konuştum 5 dakika. Konuşmuşum, hatta 6 olacak. Böyle arkadaşlar, şimdi size asıl şeye geçeyim hemen. Bugün ciğer yapacağız, tamam mı? Hasan normalde etme çıkartmış ama ben ciğer istiyorum. Kayınpederime söyleyeyim, ciğer getirecek. Hatta o bana dedi, ben sana sürpriz yapacağım. Ondan sonra ciğerimiz gelecek. Bugün ciğer yapacağız. Hasan da şey almaya git, yani almaya giderken alacak saç tava var ya, onlardan. İşte o gelecek, onu yapacağız, edeceğiz, sağlam bir şeyler yapacağız derken, yani bugünkü menümüz bu. Özür'ün yanına gitmek istemiyor muyum? Çok çok istiyorum ama bizim araba şu an amcada olduğu için ben arabasız da gidemem. Ama Özür'ün annesi babası geliyor arkadaşlar. Şu an yoldalar. Akşam üzeri burada olacaklar. Bu arada ben aydınlıkken de ışık açıyorum. Size söyleyeyim kamera açısından. Özür'ün annesi babası da gelecek. Şu an annem yanında. Bakalım neler olacak. İnşallah gidebilirim. Ben Özür'e elbise falan ayarladım. Öyle. Gidersem sizin için de çekerim. Gidemezsem de artık önce yemek gelir, sonra ıvır zıvır muhabbetleri yaparım arkadaşlar. Biraz da makyaj yaptım. Şöyle hafif bir şey yapmadım. Olur. Bir şeyler sürdüm. Böyle 2-3 gündür çocukları arıyorum. Açmıyorlar. Çocuklar değil de işte başındakiler açmıyor. O yüzden biraz moralim de bozuk. Yani kendileri ne zaman isterse o zaman açıyorlar. Biz kendimizi yırtsak da açmıyorlar. Kendilerince bir gün belirlemiş. Ama ben her zaman Allah'a sığınıyorum. Zamanı geldiğinde her şey benim elimde olacak. İplerin hepsi benim elimde olacak. Öyle arkadaşlar. Şimdi kendimi toparlayayım. Ondan sonra bir ortalığı temizleyeyim. Yatak odasını değiştireceğiz. Sonra görüşürüz. Şimdi ben videoyu kapatayım. Bayağı bir uzun oldu. Öyle arkadaşlar. Bu arada size bir şey söyleyebilir miyim? Benim TikTok hesabım kapandı. Yani benim TikTok hesabımın Gmail'e mesaj gelmiyor. Gmail kutusuna mesaj gelmiyor arkadaşlar. Geçen gün telefonda hafızasında bellek yok diye sildim. Hani gelir diye. Gmail'de giriyorum, mesaj kutusuna gelmiyor. Şifre kod gelmiyor. Ay kafayı yiyeceğim. Orada o kadar videom var, o kadar abonelerim var, bilmem nelerim var. Hiçbir şeye ulaşamıyorum. Hesabıma giriş yapamıyorum arkadaşlar. Yani TikTok'tan takip edenler varsa şu an oradan asla video atamıyorum. Onu da söyleyeyim, belirteyim. Çok üzüldüm. Yani yeni bir hesap açmak tabii ki de sorun değil. Hatta bir tane açmışım ama basit yani. Bana şu an çok meşakkatli geliyor. Çok zoruma gitti ya gerçekten. Çok üzüldüm. Emek yani sonuçta. Ama inşallah Gmail şeyini, postasını sildikten sonra tekrardan oraya giriş sağlarım arkadaşlar. Şunu şöyle yapayım. İnşallah size dua edin. İnşallah oraya bir giriş sağlarım. Ne kadar güzel oldum lan böyle. Neyse, sizleri seviyorum. Şimdilik hoşçakalın. Allah hepinizden razı olsun canım. Zeytin çıkartmayı unuttum. En önemli şey senin için. Buradan al hemen yanında. Sen omlet yapmışsın ama. Bu sıcak sıcak yedi. Lider şimdi söndürdü baba altını. Çok uçuk abi ya. Biz görelim odada şu an. Ya bu leğleri keşke yine yapsaydı ya le. Let's let. Let's let.
Saç tava yapıyoruz. Saç tava. O ne ciğeriydi baba? Ha? Aldım, ne ciğeriydi? Sırı. Hayır, ciğer mi, yürek mi, ne o alır? Ciğer, ciğer. Ha, ciğer. Ciğer. Bildiğin ciğer. Baba diyor sığır. Eki doğuracak, doğrayayım mı ben? Dörden doğuracak. Baba bunların hepsini aynı anda mı açacağız, yavaş yavaş mı? Sonra. Hadi birden hepsini açacağız. Domates, aynen, aynen. Domates en son. Ha, o zaman buradan şey çıkartın. Bunun içine baharatı, tuzunu at. Ne katıyorsan baharat olarak. Bura bu hiç yağ vermedi ya. Hı? Hiç yağ vermiyor. Sarımsak atıyor musun? Bir tane. Bir tane tek. Hı. Bunun altını açsana baba. Altı çok kısık. Kısık bence. Hı, tamam. Dur. Bir de makarna yapalım ya. Yok ne yaparsın ya. Salçalı malçalı. Evet. Seviyor musunuz? Severiz. Sevmesek de senin için yeriz. Yok o değil yani. Makarnanın sadesi... Makbul değildir. Evet. Evet efendim. Ben sağ olun. Hatta o zehir değil. Elle. Baba bak şimdi yağ çıktı canım. Çıkar. O sarımsağı da baba attırsana sen. Hasan hanımefendi gibi, şey beyefendi gibi ellemiyor. Çöpü nereye koydun sen? Çöpü attın ya. Çöpü attın. Çöpü attın ya. Hasan bu adam yemin ediyor. Yok kardeşim. Bugün diyor. Üstümüzdeki sansür kadar dünyada yok diyor. Ne sansür? İşte baba diyor. Sonra başta Kemal Paşa'ya gidiyor. Kemal Paşa? Evet.
Onunla birlikte mi yoksa sen de Ahmet abi? Yok, ben Ahmet söyledim. Şimdi o da onu da söyledi. Çok acayip de bunu da kabul etmedi. Hemen başında bizim bir amirini el yapmış. Kendi arsasından. Bunu ben de bırak 300 yılında bana nasıl gelin? Tabii ki. Ama bir tane başlamadı. Ben de başlamadı. Bir tane başlamadı. Ben de başlamadı. Ben de başlamadı. Ben de başlamadı. Ben de başlamadı. Biraz gitmiş durmuşlar. Ben de böyle yürü yapacağım. Sana bak yürüyorum. Sonra bir tane 190 yıldır yapacağım. Ben de başlamadı. Ama dur ben size bir şey söyleyeyim. Şurada verelim. Mümkün değil. Evet. Başlamadı. Evet. Evet, o tahtaya buldu. Neden bu kadar yağ döktün? Sayende. Alınmaz ki öyle. Alınır. Gerçi demir taş gel. O bu tarafta olmaz. Bir dakika olmadı. Al bir koşuyla al. Tamam. Samsun'da 5 öğrencisini taciz ettiği iddia edilen öğretmen hakkında ejderha gibi duman çıkartıyor dedi. Arkadaşlar ben şimdi çıktım. Özgürlere gidiyorum. Geliyorlar. Yoldalarmış. Bir şeyler ona götürüyorum. Aniden olduğu için bir şey alamadılar. Elbise falan. Yoruldum. Böyle çıkacağım. Maskeyle. Sonra artık size haber veririm. Yengem ama evde maskeyle oturuyor, kıyamam. Uy canım benim. Geldim. Ne yapıyorsun Kudi? Kudi camı açmıyor korkudan. Hadi görüşürüz. Dur ben bir yengemle konuşayım. Ne yapıyor yenge? Akşam getirdi. Usarı getirdi. Bir çuval beyaz akşam götürdü. Buna getirmedi. Bu çuval bir yapça. Yaladığı var. Tamam tamam bir şey olmaz. Adam bugün gelecek. Anne adam gelecek mi diyor Kudi. Ne yapıyor? Anne Kudi diyor adam gelecek mi bugün eşya elbiseci. Temizle diyor ben alırım. Dur ben oraya gideyim çekerim. Diyor ki temizlesin. Arkadaşlar ben şimdi geldim. Bu ne? Anne bu sandık ne? Anne o sandık ne? Sandık bandık hepsi şeyin öldürdüler. Ha. Ay kıyamam. Özgür'ün annesi getirmiş. Açarım size de. Kıyamam ya. Alacağım şimdi yine. Samet yazıklar olsun sana. Buradan sesleniyorum. Bu mutfağın hali ne? Şuraya bakın. Neyse ben burayı bir toplamaya çalışayım. Hemen onlar yolda. Hele Samet'in maskesini 2,5 milyar verdi arkadaşlar buna. Yemin ediyorum. 2,5. Neyse hadi. Dedikodunun zamanı değil. Ben topluyorum. Sonra görüşürüz kızlar. Arkadaşlar Özgür'e yatak yaptım burada. Mutfağı da topladım. Zaten nasıl topladım biliyor musun? Yine her şeyi ellemedim. Samet şöyle göstereyim hatta. Arkadaşlar Samet Can şu bulaşık makinesini almış. İsmini de bilmiyorum. Ne yazıyor lan? Nerede yazıyor? Total Carbon nedir işte. Bunu almış arkadaşlar. Çok güzel. Ben onu sonra size söylerim. Şimdi makine boş yıkanıyor. Bir saati var. Bir saatten sonra ben hemen buradaki her şeyi şey yapacağım. Buraya koyacağım. Özgür'ün annesi babası da Özgür'e hediye bunu getirmişler. Hani annemlerle birlikte yemek yedikleri için sadece şunu kullanıyorlardı. Yani gerçekten Allah razı olsun çok düşünceli, çok güzel bir şey, jest yapmışlar. Çok da güzel yani kaliteli. Ana bununla bu uydu birbirine. Neyse ben de ortalığı topluyorum. Şimdi sobayı dökeceğim. Ondan sonra sobayı dolduracağım. Sonra Özgür'ün odasını toplayacağım arkadaşlar. Zaten her yer temizlemiş oluyor.
Öznur geldi. Öznur dur geleyim ben. Hadi. Öznur evine hoş geldin. Hadi 1 2 3. 1 2 3. Hop. Git ellerini yıka. Sana çayı da koydum. Özür maşallah dik yürüyorsun kız. Aferin sana. Dur ben bu halıyı düzleyeyim. Miraç Kerem. Ağlama aşkım. Meyve saati var. Oy ölürüm ben ona. Miraç'a biraz meyve verelim hadi bakalım. Senin. Sana çok yalvarmıştım. Kapında ağlamıştım. Bir tek sana yanmıştım. Senin pabucunda ama isteseydim belli.